Zeka testi oyunları çöz. Buradan o ne diyor testlerine gidiyoruz değil mi? O ne diyor test. Bakalım güzel test var mı? Şimdi dahi çıkacağız abi her türlü. Yani evime gelme. Evet. Adam. Bizim chatte yok abi. Adam değiliz muhabbeti. Biz, bu chat adam dolu abi. Ruhu her zaman genç kalacak kadınlara özel test. Yok biz değiliz. Bize akşam yemeği hazırla ilişki durumunu söyleyelim. What kind of test abi? Adblock çalışmıyor sayfada. Nasıl bir reklam aldılarsa. Akşam yemeğinden önce iştah açıcı bir yiyecek yer. Yiyecek seç. Ekmek varsa bal ve tereyağı baba. Bu akşam yemeğinde ne içeceğim? Kola yok. Ayran kola yoksa. Ayran severim. Çorba olarak yayla, sebze, mercimek, kremalı mantar. Baba yayla ile mercimek arasında kaldım. Ama bir mercimeğini alırım. Geldik yemeğin can damarına. Seç bir ana yemek. Hünkar beğendi. Çökertme kebabı, fırında levrek, körili tavuk. Hünkar beğendi abi. Ana yemeğin yanına tamamlayıcı yemek seç. Mücver, püre, makarna, pilav. Hünkar beğendinin yanına püre gider abi. Salata. Kereviz, Rus, çoban, patates. Hepsini seviyorum ki. Şu an sıçtım. Şu an ben bildiğin sıçtım. Hepsini seviyorum abi. Ama püreyle kebap yiyorum. Rus'u eledim yoğurtlu. Çoban ya. Kereviz salatasını da bayağı severim de. Çoban patlar abi. Tatlı. Sütlaç, ayva, cheesecake, profiterol. Ayva tatlısını da ne severim be. Yapıştır. Masadan kalktın, yemek bitti. Sonrasında ne yemek ya da içmek isterdin? Türk kahvesi, meyve, çay, çekirdek. Türk kahvesi severim abi. İlişki durumu karışık mı? Yok, gayet mutluyuz. İlişkilerde hangi dondurma gibisin? Bir de kız hazırlamış ya. Cinsiyetin erkek. Genelde hangi taraf daha fazla sever? Karşı taraf daha çok sever. Erkek kız arkadaşına hangi kelimeyi daha çok kullanırsın? Hayatım, aşkım, ismi, hiçbiri. Aşkım derim. Ben mi yoksa karşı taraf mı daha baskın olur? Ben baskın olurum. İlişkilerde hangi renge sahipsin? Kırmızı. En uzun ilişkim ne kadar sürmüştü? Birkaç yıllık bir ilişkim vardı. Meyvelerden hangisini daha çok sevdiğini seç bakalım. Ne bu? Erik, karpuz, kiraz, çilek. Ahududum bunu bilmiyorum bile. Kavun. Vallahi karpuz severim ya. Özel günlere çok önem verir misin? Sikimde olmaz. Güzelim pastalardan birini seç. Pasta niye seçiyorum? Bu nasıl bir test lan? Bir kornet alacağız gibi. Bakayım. Çikolatalı pasta sevmiyorum abi. Bu da çok meyveli. Bunu alırım. Vanilyalı dondurma gibisin. Her zaman sadelikten yanasın. Duygularını olduğu gibi yansıtırsın. Aşırılıktan hoşlanmazsın. Olduğun gibi davranırsın. Baskın karakter olmayı çok seversin. Sordun amına koyayım. Hayır, nasıl anladın acaba? Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Allah razı olsun sevgili. O ne diyor editörü? Erkek zevkine göre memleketini söylüyoruz. Bu kızlar için hazırlanmış bir test mi? Erkekte bu tarz davranışları nasıl değerlendiriyor? Bu ne oğlum? Hayalimdeki erkeği bulsun bakalım bana. Bu ne oğlum? Erkekte bu tarz davranışları nasıl değerlendirirsin? Salak amına koyayım. Nasıl şey yapacağım bunu? Tipine bak amına koyayım. Kıvıran erkek sevmem ben. Hayallerimdeki erkeği anlatır mısın? Komik, rahat, anlayışlı. Hangisini annenle tanıştırırsın? Gerçekten mi? Arkadaşlar hangisini annenizle tanıştırırsınız? Zengin 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 yoktu şıklarda abi.
Hangisini annenizle tanıştırırsınız sevgili arkadaşlar? Yok, Çetin hayalindeki erkeği bulalım bari. Kanye West'i tanıştırma seçeneği çok da çıktı. Sizce bu oğlan nasıl arkadaşlar? Var mı aranızda erik gibi? Aşırı saçma sorular. Bu ne amına koyayım? Bir erkekte hangi rengi görmeye tahammül edemezsin? Pembe. Erkekte görmeye bayıldığın aksesuar. Bu testi sonunda vurduruyor muyuz abi? Şöyle rastgele tespih seçtim. Çorumlusun. Aradığım erkek Çorumlu çıktı arkadaşlar. On soruyu cevapla, içinde olman gereken WhatsApp grubunu söyleyelim. Cinsiyetin. Ay, sokacağım reklam. Montblanc kalem reklamı çıkıyor amına koyayım. 2000 lira kalem ya. 2000 liram olsa ekran kartı alırım. Erkeğim. Her zaman birlikte vakit geçirdiğin arkadaşın senden habersiz tatil planı yapmış. Ona trip atar mısın? Sikim de olmaz. Bir yandan kira paran, diğer yanda çok sevdiğin ve bir daha konser vermeyecek olan sanatçının için konseri var. Kira paranı konser için harcar mısın? Salak mısın ama bakayım. Sokakta mı kalayım? Kim o sorusuna ben diye cevap verenlerden misin? Benim diyorum. Zaman makinen olsa, bir kere kullanma hakkın olsa, geçmişe mi geleceğe mi gitmek istersin? Ha. Yani geleceğe gitmem herhalde. Kim bilir ne var gelecekte. Ölümümü görürüm belki falan. Geçmişe giderim. Hiç dedikodu yaptım mı aramızda kalacak. Yapmışımdır. Telefonu eline günde kaç kere alırsın? 20, 30, 40, 50. Maksimum 20. 20 bile değil. 5 kere falan alırım. Telefonuma hiç bakmıyorum. Benim beğendiğim beni beğenmez, beni beğeneni ise ben beğenmem sözü için ne dersin? Genelde beğendiğim beni beğeniyor. Hiç öyle bir sorun yaşamadım. Bir kere yaşadım. Senin hayatının anlamı kaç yaşında? Yani çocuğun kaç yaşında? Yok. Evli mi bekar mı olduğunu önemli. Bekarım. Senin grubun bizim aile. Aile WhatsApp grubu mu çıktı bana? Sikeyim böyle testim. Bu nedir ama? Yenileyince farklı şeyler geliyor mu? Ne bu? Astroloji, anket, IQ, genel kültür. Ha, gel bana bunlarla. Cildin için çok şeker planla alaka? Kısa süreli görsel hafıza testinde 10'da 10 yapabilecek misin? Görseli dikkatlice izle. İzliyorum. Kaç farklı FIFA fotoğrafı vardı? 4. 8 mi? Memo 95. Abone olduğun için çok teşekkürler. Aramıza hoş geldin. Los 8 olmadı. Yalan. Kaç farklı renk vardı? 5. Pür dikkat bak bakalım. Tamam. Yatay mıydı, dikey miydi? Yataydı. Dikkat. Tamam. Maymun kaç kez ekran dokundu? 9. Nasıl 10? Sıfır da mı var? Ha, bir de burada başlatırken dokunuyor. Allah'ım ya Rabbim. Görseli dikkatlice izle. Tamam. Kuru kafanın ağzında ne vardı? Süs. Görsele dikkat. Şu an bayağı dikkatliyim. Arkada büyük pontolarla ne yazıyordu? Ha
ki. Asiktir. Yani mesela üzerindeki deseni sorsa kemik. Poposundaki simgeyi sorsa papyon. Altındaki donu sorsa onu da öyle söylerim. Kali. Loliymiş neyse. Ayrıntılar önemlidir. Sünger Bob'un ayakları ters miydi, düz müydü? Ters. Attention please. Bu ne? Kaç kişiyi öptü mü? 4. Hangi ülkenin bayrağını gördün? Almanya mıydı, Belçika mıydı olan? Almanya diyeceğim de Belçika büyük ihtimalle. Aynen. Ha, yukarı çıkıp görebiliyor muyum? Bitiyor. Gözlerim yor, bitiyor. Halda kaç farklı renk vardı? 4. Nasıl 5? Siktir git, nerede 5. renk? 1, 2, 3, 4. Şunu da mı sayıyor? Allah aşkına ya. Görsel hafızamı sikeyim. Marvel dizilerine ne kadar hakimsin? Marvel dizilerine değil de filmlerine olsa daha iyi olur ya. Bu kadın anatomi sitesine full yapan 6 yıl okumadan jinekolog oluyor. Bir dakika. Evet, buna şey yapmayalım. İyi ki baktım fotoğraflara. İyi ki baktım fotoğraflara. Yoksa gerçekten yara yiyorduk sevgili arkadaşlar. Gerçekten yara yiyorduk. Dünyanın en ilginç fobi testini yapabilecek misin? Bibliofobi. Bibliofobi. Kitap korkusu. Fobofobi. Korkma korkusu. Pirofobi. Piro. Bulut. Ne? Siktir git. Yok mu ya bu Marvel gibi böyle testler, başka buna benzeyen? Böyle buna girince buna benzeyen testler çıkmıyor mu karşımıza? Başka Marvel testleri. Niye biz bu salak testleri istediğimiz gibi sıralayamıyoruz? IQ'su 130'dan fazla olanlar geçebiliyor. Şimdi dahi olduğumuzu öğreniyoruz, değil mi? Yok ki, belli ki hiçbirini öğrenemeyeceğiz. Argo'ya ne kadar hakimsin? Anasını sikerim. Fasarya. Angarya'dır yavrum onun orijinali. Karta. Kartayı çekmek. Ketenpereye gelmek. Oyuna gelmek. Madik atmak. Cebellezi. Bunu bilmiyorum. Kaçak inşaat. Kaçak et kesmek değil mi onun adı ya? Kaçak inşaat mı deniyor buna? Büyük meme mi bu? Kaçak inşaat. Kaçak et kesmek, aldatmak çünkü.
Memcuk bence. Sevgiliyi aldatma kaçak et çünkü. Çok da fifi. Sikimle bile değil. Halam geldi. Regle oldum. Yok lan ağda yapmalıyım mıydı? Regle oldum diyor. Jokey. Koli. Eşcinsel argosundan koli. Kadın. Kurda kuşu havada takla atlatır dilin. Hepsi doğru. Hürmetler demiş. Eyvallah birader. Çalıştığım yerden çıktı. Çalıştığım yerden sadece IQ'su 150'den fazla olanların geçebildiği test. Einstein çıkıyorsunuz abi. Genel kültürüne göre hangi üniversitede okuduğunu tarih tahmin ediyoruz. Peki. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte açıldı? 9 Ekim 1923. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışın. Ah, hangi olay sebep olmuştur? Direnen 129 kadın için yanarak hayatını kaybetmesi. Meşhur diziler hangi şairimize aittir? Dizeler. İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Tahminim Cemal Süreya. Avogadro sayısı daha çok hangi bilim dalında kullanılır? Kimya. Atatürk'e Kemal adını veren öğretmenin adı nedir? A. Atatürk'e Kemal adını öğretmen vermiyor. Mustafa adını veriyor. Nasıl yani? Doğru 23 Nisan. Bir şey diyeceğim. Bu yanlış değil mi? Benim beynim mi durdu ya? Futbol sahasının boyu kaç metredir? Ortayı seçeceğim. Hangi siyasetçi Cumhuriyet döneminde hiçbir zaman başbakanlık yapmamıştır? Çiller baş Atatürk püfü İzmir bitmiş. Benim beynim durmuş olabilir. Bilim insanlarına göre dünya kaç yaşında? 4,5 milyar yıl. Hangisi bir siyasal ideolojidir? Komünist rejimle ayda 15 kilo verdim. 2 ayda. Fütürizmle minimalizm değil. Neoplastisizmin hiç ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Liberyenizm diyeceğim. Hangisi sünni bir mezheptir? En ufak bir fikrim yok. Salladım. 2015 yılında gösterime giren Star Wars Güç Uyanıyor filminin yönetmeni kimdir? Şafilik mi? Doğru sallamış. Helal lan bana. Test o kadar farklı yerlerden söylüyor ki hangi üniversitede okuduğumu nasıl bilecek çok merak ediyorum. Yanlış olanları da yanlış seçeyim. Ne olacak yani? Kanuni Sultan Süleyman'ın babası kimdir? Bilmiyorum. Fetih sonrası mı? Mehmet mi acaba? Ben bunu diyeceğim. Yanlışsa da yanlış olsun. Sarı mayo hangi spor dalında verilen bir başarı kriteri ve giysisidir? Sarı mayo. Sallıyorum şu an. Yanlışsa bile yanlış olsun. Diyeyim. Sonuçta amacı üniversitemi tahmin etmek. Kültür kelimesi dilimize hangi dilden gelmiştir? Culture. Kesin İngilizce de buradan girmiştir.
Kaç soruluk bu test? Yaldır yaldır gidiyorum abi. Harvard Üniversitesi'nden çıktım abi. Ne alaka? Harvard Üniversitesi Sakarya yerleşkesi pilotaj çıktı demiş. Herkese Harvard çıkıyor galiba. Bayağı sallama değil mi? Kaynak götüm. Diyorum ya, on ediyor testlerini yanlış çöz daha iyi çıkıyorsun. Bu ne abi? Resimde rengi ve ismi tutarsız olan kaç öğe var? Sarılar doğru, kırmızılar doğru. 2. Doğru cevap. Bu şekil kaç karenin bir araya gelmesiyle oluşmuş? Bir, iki, üç. Bunu kareden sayıyor muyuz mesela? Burası girdiği için saymıyoruz galiba, değil mi? Yani bir burada, iki burada, üç bu arada. Ama şeklin dış hatlarına bakarak mı konuşuyoruz? İçine bakarak mı konuşuyoruz? Günaydın Kemal'cim. Bak şimdi bu bir. Bu iki. Bu üç. Dış hatları oluşturan. Bir de burada dört var ama bunun içi yok. Üç diyorum ben abi. Maalesef bilemedim. Tamam, bir daha yapalım. İki. Dört. Buymuş. Hangisinin rengi diğerlerinden farklı? 2. Dizimdeki algoritmaya göre onun sıraya hangi renk gelecek? Yeşil, 3 mavi, yeşil. 2 mavi, yeşil. Mavi, yeşil. Bu şekillerin renginde kademeli bir değişim var. Bunu bozan oyunbaz hangisi? Ananı sikeyim. Beş. Bu satırlardan birinde diğerlerine oranla daha fazla karakter mevcut. Bu satır hangisi gibi görünüyor? Ananın amı. Nasıl ya? 2, 4, 6, 8, 10. Bunu yaptım, inanamıyorum ya. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. 2, 4, 6. İyi mi cevap? Yanlışsa iyi. Bilememişim. Amına koyayım. C'ydi bence. Tamam. 2, 4, 2, yeşil, 5, hepsi aynı. Sikeyim. Tamam, C diyeceğim bu sefer. 2, 4, 2, yeşil, 5, C. Ananın amı. İyi de değil abi. 2, 4, 2, yeşil, 5, S. İki, dört, iki, yeşil, beş,
T. Onun amına koyarım ama ne ya? 2 4 2 yeşil 5 ne bu? E mi? E demedik mi demin? E. Şükürler olsun. Resimdeki oval pullardan bir kare çizmeye çalışıyorum. Kareyi tamamlamam için kaç pula daha ihtiyacım var? Kareyi yararak tamamlarsın bir kere bu şekilde. Onu söyleyeyim. Bir satır 4 pul istiyor. Bir buraya. Bir tane de buraya 2. 3, 4. 5. 6, 7, 8, 9. Ha içi boş olabiliyor. 2, 3, 4, 5. Nasıl ya? Dört kare işte amına koyayım bir satır. Bir tane buraya ekleyeceksin. 2. Burada 2 eksik var. 2 ekleyeceksin. 4. Bir tane buraya koyacaksın. Eksi 4 olacak. 5. Nasıl 5 değil ya? Siktir git amına koyayım. Ne alaka abi? Ortaya da koy altı. Ortaya niye koyuyorum? Kareyi tamamlamam gerekiyor. Kareyi doldurmam demiyor ki. Altı mı? Neydi lan bu üsttekinin cevabı? Sikeyim böyle testi. 2 5 Hepsini unuttum. Dur. 2 4 2 yeşil 5 E 6 2 4 2 yeşil 5 E 4 Biri diğerlerinden küçük hangisi? 3 Bazı miğferler diğerlerinden farklı kaç tanesi? Ananın amı tanesi abicim. Bir. İki. Allah affetsin. Kaç adet daire var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nasıl ya? 9 mu? 1 4 5 6 7 8 9 Ben nasıl 10 saydım? 2 4 2 yeşil 5 4 3 2 9 Ananı sikeyim senin ben. Orası çocuğu. 2 4 2 yeşil 5 4 3 2 11 Tek attık. Speedrun. Amını sikeyim böyle işin ya. Yemin ediyorum beynim şaftı köşesi çeperi sikildi ya. Kemal senin uykun var mı? Seni kilitleyeyim mi? 6 yaş için hazırlanmış bu zeka testinde kaç doğru yapacaksın? Ay yaraydık. Görselde kesilen alan hangisidir? Bu. Ha. Görselde kesilen alan hangisidir? Vallahi bu uykusuzlukla bana bunların hepsi aynı geliyor biliyor musun? Şu yarımı var. Bunun altına bir yarımı girmek zorunda ucu. Bu galiba. Sonda kırmızıya değiyor. Başı da maviye mora değiyor bu abi.
Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Düz düz, yan düz. Yan düz düz düz. Yan birer tane kayıyor abi galiba. Yan burada. Yan iki kaymış. Yan bir kaymış. Yan iki kaymış. Yan bir mi kayacak gene? Yoksa bunun başka bir sıralaması mı var? Benim göremediğim. Her görselde şöyle dikine bir tane yan oluyor galiba. Yan bir tane, yan bir tane, yan bir tane. Burada yan burada. Kesin dik abi. Verilen sıralamada soru işareti yerine hangisi gelebilir? Evet, benim gittiğim mantıkta gidiyorduk. Nasıl düz geldiğini anlamadım. Bu üstteki neyse aynısı onun aynısını mı yapıyoruz? Nasıl bir algoritması var bunun? Hayır, bence gayet mantıklı düşündüm. Dikine göre ele aldım. Her birinde yan var. Bunda yok. Bunda da var bir tane. O zaman düz dedim amına koyayım. Belli bir sırayla da ilerlemiyor. Random ilerliyor. Soldan sağa doğru bak. Tam öyle baktım zaten. Kemal, Fortnite'u geleceksin mi? Verilen sıralamada soru işareti yerine hangisi gelebilir? 1, 8, 2, 6, 3, 9, 7. Neye göre ilerliyor olabilir? Fortnite dedin, aldın beni. Tamam, güzel. Gel de bir oynayalım. Siz de bir kurtulun şu testlerden. Ne lan öneriniz? Söyleyin bakayım. Benle dalga geçiyorsunuz. Bir söyleyin bakayım. 8-3 ya da 1 cevap. Yarrak 5. Ben de 5 dedim. İlk 5 değil. 8-3 ya da 1 abi cevap. Ben buna kendi başıma olsaydım şey diyecektim. 8 diyecektim. Bakalım siz ne diyeceksiniz? 3 değilse giderim. Siktir git. 8'miş. Ne oldu oğlum? Bak, demek ki benle dalga geçilecek mevzu değilmiş. Ben 8 diyecektim. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Abi bu değilse beni siksinler burada. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Ne alaka? Nasıl bir sıralamayla gidiyor abi bu? Siktir git ama. Köşe sayısı mı artıyor? 3 köşeli, 4 köşeli, 5 köşeli, altıgen o zaman. Altıgen. Altıgen, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'gen bu. Cevabını veriyorum, yanlış şey işaretliyorum. Benim harbiden uykum var ya. Sallıyorum ama sikerim. Kütüphane kitaplardan, kitaplar ise sayfalardan. Aşağıdaki hangisi diğerlerinden farklıdır? Buraya bir şey gelmek. Yemin ediyorum 6 yaşındaki şeyler için test sorusu çözemiyorum ya. Beynim durdu, beynim. Şehirlerimizin bayraklarını bilecek misin? Şehirlerimizin. Discord'a gelsene Kemal bir yandan ya. Gelmiş bile. Alo. Alo. Günaydın abi. 5 dakika önce uyandım. Harbi mi? Espri. Espri mi? Espri mi? Perey. Ha. Sütyen. Zerafet. Mürivet mi? Mürüvvet mi? Mürüvvet mi? Mürüvvet. İle. Yok, mürüvvet. Ama Mürüvvetini, mürüvvet mi? mürüvvet. Mürüvvet mi? Mürüvvetini, mürüvvetini. V Mürü herhalde. V Mürü. tek mi? İki mi?
İki bence. Bana öyle geldi. Yok, tek tek. Tek tek. Tek de mürü mü? Müri mi? Mürü bence. Karnabahar. Laboratuvar. Evet. Komidin. Provokatör. Tanımamazlık, tanımazlık. Tanımamazlık. Kızılderili. Birader. Dinozor. Alüminyum. Alüminyumdur herhalde. İnşallah doğrudur. Şoför. Doğrudan anlamına gelen kelime direkt. Direkt. Direktif. Direktif. Yunan Yunanlı. Ananı sikeyim. O radyo testinde de mi? Emre, senin için bu soru. Şaka yapıyorsun ya. Ne peki bu abi? Yunan mı Yunanlı mı? Bu nasıl bir soru? Onu sen bilirsin oğlum. Yunan mı Yunan mı Yunanlı? Yunanlı mı? Cevapla bakayım. F. Yarrak gibi o not almışım amına koyayım. Doğru cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ha bunlar doğru cevapları. Hepsi doğruymuş oğlum. Yok. Mürüvvet çift VL'ymiş. He tamam şey. Karnıbahar değil, karnabaharmış. Tamam da sen niye kendini Yunan diye işaretlemedin? Yunan doğruymuş bu arada. Komodinmiş biliyor musun? Komidin değilmiş. Zaten Yunan da oğlum Yunanlı değil. Lan tam onu bir geç. Komodini biliyor muydun? Komidin yerine. Evet. Komodin. Aynen. Karnabaharı bilmiyordum bak. Karnabahar. Karnabahar. Yanlış anlamına koyma bunlar Tanımamazlık ya. değil mesela tanımazlıktan gelmekmiş. Dinozor değil dinozormuş. Ben dinozor biliyordum. Dinozor. O dinozor onu biliyorum. Trabzan ne lan? Şoför değil Trabzon. şoförmüş bu arada. Onu da biliyor muydun? Trabzon'da Trabzan mıymış? Anasını ama Yok kapat normal testi ya. Trabzan'mış abi yazışı. Unvanın U ile yazıldığını biliyor muydun? Unvan. Yo. Şoförün şoför diye yazıldığını. Şoför cidden şoför diye mi yazılıyor ya? Şaka mı? Evet, onu biliyorum. Şoför. İlk kez diyorum onu. İşte o kadar takıntılı değilmişim ben. Dinozormuş, evet. Ben bilmiyordum bunları.